milyon para alıyorum ayda. 7 milyon kira vereceğim. Düşünsene. Ki bunu kim gelirse gelsin düzelecek gibi değil. Konuşma be, AKTV'ye de başlarım, ötekine de berikine de. Balık pazarında balık istiyor. Alamadı. İnan kundum yani. Vallahi polarlarla oturuyorum evde. Sade Vatandaş kanalından herkese selamlar. Bugün İstanbul Üsküdar'da vatandaşımızla güncel konular hakkında konuşacağız. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ben Sema Bozdemir. Ablacığım konuşalım mı? İster misiniz? Biz de Almanya'dan geldik. Nasıl efendim Almanya'da durumlar? Çok merak ediyorum. Burası çok pahalı. Burası çok pahalı. Kötü diyorlar Almanya için. Çok güzel. Yok, memnunuz. Burası da yani Almanya'dan alıp burada harcamak bizim için yine de rahat ama yine de pahalı. Sizin için bile pahalı. Değil mi? Euro için evet, bile evet. Pahalı. Evet, evet, evet. Niye evet. Böyle oldu sizce bu durumlar? Türkiye'de daha mı kolay para harcanıyordu? Şimdi önceden mi? Evet. Önceden, yani önceden güzel evet. Para harcanıyordu şu anda. Orada yani oradan aldığımız paralar da yani bizi yetiyor orada. Çok güzel yetiyor. Ama burada yetiyor. Çok karmaşık olan bir konuyu sormak istiyorum. Gaz konusu nasıl orada? Isınabiliyor muyuz? Tabii ki. Şu anda evet. Şu an. Bu gaz hikayeleri. Yok ısınamıyoruz, yok Türkiye'ye geleceğiz, kömür yakacağız falan. Hayır, asla. Öyle bir şey yok. İnanın yok. Öyle bir şey yok. Yani, hayat güzel geçiyor. Geçiniyor. Devletin yardımı çok güzel. Çok işsizlik yani çalışmayanlar için güzel alıyorlar devletten paralarını. Bir sosyal devlet mi var çok orada? Çok güzel. Var. Çok güzel var. Burada yok. Biz onu görmedik. Evet, teşekkür burada. Ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ablam sizle konuşalım mı? Nasıl ekonomik durumlar? Geçim durumları nasıl? Kimse geçinemiyor. Bak çoluk çocuk gençler hepsi boşta geziyor. Fabrikalar yok, iş yok, rüşvetlik yok, çiftçilik yok, hayvancılık yok, fabrikalar yok. Evet. Otur. Böyle geziyor işte gençler. Böyle oldu sizce. Bir fikriniz var mı? Olur tabii. Ortalık tabii daralır böyle. Herkes baştakiler böyle yer içer gezerse olacağı bu. Düzelir mi? Sanmıyorum. Kim gelirse gelsin düzelecek gibi değil. Siz kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla daha düşünüyorum ama daha belli değil yani. Ama bu durum iyi değil, bir durum değil. İktidar devam etmeli mi sizce? Valla etmemeli. Bu değil durumda mi? Çünkü ekonomiyi görüyorsun işte ne halde. Yapılacak bir durum yok, düşünülecek bir durum yok. Hele kira da veriyorsa o insan İstanbul'da zaten yaşayamaz, hiçbir yerde de yaşıyor. Çok teşekkür ederim. 7 milyon kira veriyorlar düşünsene hepimiz. Ondan sonra ailemiz ne ki bizim? 6 milyon para alıyorum ayda. 7 milyon kira vereceğim. Düşünsene. Bu ne yiyip içecek? Çocuklar, torunlar ne yiyip içecek? Hayat çok pahalı, çok kötü. Çok kötü durumdayız yani, tamam mı? Kriz, cinnet geçirenler çok da işte üstü kapalı. Peki halkın bir kesimi de bu sorunları görmüyor. Ya da görmek istemiyor. Neden sizce? Yani halk görüyor, biliyor. Bilenler de var, cahil insanlar da var. Cahil insanlar bilmiyor. Anladın mı? Habire daha aynı. Aynı şeyde gidiyorlar. Aynı şeyde gidiyorlar. Ablacığım teşekkür ederim. Amcam geçinebiliyor muyuz? Ekonomi nasıl? Ekonomi çok iyi değil. Neden çok iyi değil? Yani hayat pahalı. Fiyatlar almış başını gidiyor. Evet. Ama idare ediyoruz. Nereye gidiyor bu fiyatlar? Durur mu? Tahmin etmiyorum duracağını. Niye böyle oldu sizce? Vallahi ne bileyim, onu ekonomistler daha iyi bilir. Öyle mi? Ekonomistler daha iyi bilir. Peki efendim düzelir mi sizce? Umudunuz var mı? Ümidimi hiçbir zaman kaybetmem. İnşallah düzelir. İnşallah. Seneye kime oy vermeyi düşünüyoruz? Ben şu anda kararsızım. Neden kararsızsınız? Kararsızım. Peki, teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Ekonomi nasıl? Geçinebiliyor muyuz? Allah'ıma 100.000 kere şükrolsun. Çok şükür. Elhamdülillah. Eşim memurdu, vefat etti. Yarım aylığını alıyorum. Sağ olsun. Hiç almadığımı alıyorum. Yemediğimi yiyorum. Hangi kanal bu? Sade Vatandaş abla. YouTube kanalı. YouTube. Kızıma diyeyim bak, şimdiki gençler bilmez. Neden bilmez? Neyi bilmezler ablacığım? Neyi mi bilmezler çocuğum bak? Yollarda çöpten geçilmiyordu. Bu bir. Evet. Çöp kutusunu yıkıyorduk, affedersin içini kurdunu dökecek yer bulamıyorduk. Bu iki. Tamam mı çocuğu? Kızıma diyeyim, sabahleyin çöpümüz süpürülüyor. Bir de yıkanıyor. 80 yaşındaki yıkanıyor. Anladın mı çocuğum? Her şeyimiz dört dörtlük. Rabbime şükürler olsun. Bu bir. Bir gün arkadaşımı hastaneye götürdüm. Hangi hastane olduğunu Zeynep Kamil'e gittik. Orada askeriye şubesi var böyle. Biz tabii o zaman sana yağ, bir makarna, bir salça dağılıyor. İki arkadaş böyle konuşuyoruz. Vardı kuyruğa girdik. Yemin içiyorum bak ben hacıyım. Öyle gittik. Hastalığını anlatıyoruz. Şöyle kafamı kaldırdım ki askeriye kuyruğu. Zannettim salça, makarna, bir sana yağ veriyorlar. Bu da iki. Ihlamurkuyu'da eşim devlet memuruydu, orada oturuyorduk. Ümraniye'ye tüpe geliyorduk. Oruç gece sahurluğu yiyorduk. Yedikten sonra geliyorduk Ümraniye'de kuyruk, tüp kuyruğuna giriyorduk çocuğu. Peki ablacığım başka bir şey sorayım ben size. Sor, sen sor ben cevap veririm. Tamam, şu anki ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? İnsanlar şikayet ediyor. Bakın bir peynirin kilosu 150 lira olmuş. Eti geçti. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi şöyle bir şey.
Amca sen de benim yüzüme öyle bakma. Sorun varsa söyle çocuğum. Ay pardon. Ya amcayla ne problemin var? Kurban oldum. Sakin ol. Tarzı, daha bir değişik bakış tarzın var amca bana. Hiç ha. Hiç yapma yani. Kendin konuş, kendin. Ben zaten kendim. Şimdi amca bak. Ben 76 yaşındayım. Ben gördüm çünkü. Heh. Bak devlet memuruyum. Eşimiz bak şimdi. Devlet memuruydu eşim. İnan ki utanıyordum. Biz tenekeyi deldik ortasını. Şu anı soruyorum abla. Geçmişi sormuyorum ama ben. Geçmişi olur mu işte anlatmam lazım ki nasıl bir devirde yaşadım. Geçmişi. Şimdiki anneler simidi veriyor çocuğun eline bir tane sırayı. Ay çocuk yemiyor götür kenara koy. Biz evvel öyle değildik. Tabii ki ekonomi kümüdü yok. Delirdin mi sen ne yaptın? İdare yok. İdare yok. Ablam sakin olun öyle demeyelim. Ne diyorsun sen? Kendi görüşü rica ediyorum sakin olun. Ona mı diyorsun? Ekonomi iyi mi? Tabii iyi. Neyi var? Şöyle bir neyi var? Ekonominin neyi var? Neyi eksik kalıyor? Sen kirada mısın? Hayır kirada değilim. Ev sahibisin. Kirada, kiralıyorum. 8 bin lira. Kira alıyorum değil mi sen? Hala başçıya bu ekonomide. Dur. Kiralıyorum. Dur. Bir dakika alayım. Ben ev bulamıyorum. Bak 8 bin lira para istiyor benden şimdi bak. Çocuğumu evlendim. Muhatap değilim mikrofonla muhatabım. Rica ederim. Ya konuşma be AKTV'ye de başlarım ötekine de berikine de. AKTV'ne benim işim yok. Sakin olalım abla. Sana ne o bana parti meselesi değil. Kesinlikle değil. Hayır. Dur abla. Sen nasıl ekonomiyi savunursun? Memnundur. Ya nasıl memnunsun? Ya memnunum. Memnunum. Kira 7 milyar. Bir kilo peynir 150 TL. Bir kilo patates 10 TL. Geri gelmemesini vazgeçelim. Ne zaman iktidarda? Bunların sözü kurudur. Bak eğer ekonomiyi biri savunuyorsa kesinlikle kira alıyordur 10 milyar. 20 yıldır kesinlikle, kim yönetti? Kesinlikle. Hayır. Bana sorun bana. Bana sor. Biz salak olursak abi. Böyle olur. Battık alamıyoruz bir şey. Niye battık abla? Neden? Neden battık ben bilmiyorum. Her şey pahalı. Kiralar 7 bin lira, 10 bin lira kiralar. Nereye çıkacağız? Ne memeli? Memleketinde toprağın vardır. Evim yok, arsam yok, hiçbir şeyim yok, yok. Yok da nasıl? Yoğurdunu da yap, peynirini de yap. Senin var diye ses etmiyorsun. Benim yok. Zaten yok. Yok. Yoksa memnun. Hayır. Eğer ki bu memlekette biri ekonomiyi savunuyorsa ben onun aklına şüphe ederim. Hiçbir şey demiyorum. Benim aklım yoktur. Gel akıl ver bana. Para var sende para. Para da var sende. Bak zeytin almışsın. Biz garip aldım. Aç mı duracağım? Afiyet olsun. Aç ilgilendim ben. Aç mı duracağım? Teşekkür ederim. 100 liraya aldım zeytini. 100 lira. 100 lira olmuş ablam zeytin. Olsun. 100 lirayla ben pazara gidiyorum. Ben pazara gidiyorum da yarım şar kilo alıyorum saya saya. 100 liraya peynir nerede vereceğim ben? Sen dışarı nasıl çıkacaksın? Belediyeden geliyorum. Engelli kızıma maaş almak için gitmedi. Alamadım. Sen ne diyorsun? Sen neden bahsediyorsun? İşte bile engelliye araba veriyor. Maaş veriyor. Beni diyor bak kapatma. Bu da böyle sansürsüz yayınlar. Ne veriyor? Araba ne? Bak komşum bak ne alıyormuşum ne alıyorum? Ne bakın parası ne engelli maaşı? Niye? Niye? Vermiyor hiçbir şey. Para ödeyeni varmış. Bak sen ikinizin de tuzu kuru. Ekonomi bitti battı. Kira. Gelsin de buraya Türkiye bassın. Partiyi savunmuyorum. Ya sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Sen neden bahsediyorsun? Sinirlerim tepeme çıkartmayın benim. Sizin cebinizde para var. Tuzu kurudur. Kim içinden? Bir öğrenciye yardım ediyorum. Vallahi billahi 600 lira öğrenciye yardım ediyorum. Allah'ın yaptığın hayrı da söyledim. Bak bana bak. Tek bir dua var. Tamam abla parmağını sakin ol. Güzel ablam tamam canım ablacığım. Çok sakin ol. Savunuyor benim karşıya. Savunabilir ama. Savunamaz işte savunduysa vardır bir bildiği. Var bildiğim. Ne yok? Param var senin savunuyorsun. Sakin ol. Var. Allah'ın kulu olmayayım. Bundan başka dörtten başka. Niye savunmayayım ya? Bereketsizlik yapıyorsun onun için sen. Ne diyorsun? En özü besmele çek. Rabbi esir, velat esir. Rabbi ne biliyoruz ya? Parayla dinin kimde oldu belli olmaz. Düzgün konuş benimle. Tamam sakin. Hadi ablacığım. Ne diyorsun? Ablam teşekkür ederim. Bak, benim elimde engelli bir çocuk var. Allah benim amin ama senin paran var
öyle. Kavga ettiriyorsun. Kavga etmiyorum. Hayır. Ben de kavga ediyorum. Benim, hayır benim ses tonum öyle. Ama olmaz yok, öyle abla yok, ya. Yok. Sen, bak o kadının parası var. Sen de haklısın, o da haklı. Ayrı konu ama. Parası var konuşuyor. Ekonomi diye bir şey yok. Tamam, battık. Tamam. Battı, çok teşekkür ederim. Alamıyoruz. Ya tamam, teşekkür ederim. Ha beyefendi tamam. Allah Allah. Etmesinler. Ya, etmesinler. Etmesinler. Sen ettiriyorsun işte. Ben kalsın. Bir şey yok. O bağırıyor, bağırıyor. Her şeye bir şey koyuyorlar. Dallarına getiriyorsun. Gelmeyin galeye. Hadi arabası. Bak şunu Mete. Ya. Gelmeyin galeye beyefendi. Yok. Memnun hiçbir şey yok. Teşekkür ederim abla. Yok abla, çok sağ ol. Benim ses tonum öyledir. Sıkıntı yok. Sağ ol ablacığım. Benim ses tonum öyle. Kavga da etmem kimseyle. Ama doğruyu söylüyorum yavrum. Doğruyu söylüyorum. Doğruyu söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Ama ekonomiyi bak. Tamam. Bak ekonomiyi. Bir ara verelim. Bak ekonomiyi savunduk diyorsa biri, ben onu aklına şüphe ederim. Tamam ablacığım. Ekonomi nasıl ablacığım, geçinebiliyor muyuz? Abla yani açık konuşmak gerekir, asgari ücretli birinin geçinmesi için ya ek iş yapması gerekiyor ya da devletten bir yakının akrabasının olması illaki gerekiyor. Bu devirde de hani sadece bu devirde değil, son 10 yılda neredeyse asgari ücretli çalışanlarda artış gösterildi benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü çok fazla işten çıkarma oldu. Ülkenin nüfusu çok artıyor, bu yüzden işçi sayısı da arttığı için hani gidip bir iş yerinde atıyorum bir işçi çalışırken o 5000 lira maaş alıyorsa 2 işçi 3 işçi geldiği sürece işçilerin maaşı da azalıyor. Bu yüzden hani hem nasıl desem asgari ücretle çalışan insan sayısı arttığı için asgari ücretle çalışanlar yani atıyorum daha fazla olduğu için asgari ücret çalışmayanlar gidip işte ekonomi güzel diyebiliyor ama asgari ücretle çalışan 4 çocuğu olan hani bir yetişkin 5500 lira maaşla hani kirasını bile ödeyemez bu devirde. Ekonomi kötü o yüzden. Neden mesela asgari ücret geçime yeterli değil şu anda? Yani geçen gün hani doğru mu haber kaynağı doğru mu bilmiyorum ama İstanbul'daki semtlerde kira ortalama kira fiyatları yayınlandı. 10 bin açıklandı. En düşük 6000 7000 liradan başlıyor kira fiyatları. Hani asgari ücret 5500. İstanbul'da yaşayan biri ailesini hiçbir şekilde geçindiremez. Bir birikim olması lazım en azından hani kısa bir sürede olsa. Artık insanlar ay sonunu getirmeye çalışıyordu. Artık ayın ortasında ne yapacağını bilemiyor. Hani direkt asgari ücret evin kirasını adam veriyor ay başında. Hadi ucuz bir yerde yaşıyorsun. İstanbul olmasın, biraz daha doğu kısımlarında yaşıyorsun. Hani en ucuz yine 2000-3000 lira adam kira verecek. Geri kalan para, elektriği var, faturası var. Hiçbir şekilde geçinemezler. Ama asgari ücreti yine zam yapacağız diyorlar. Enflasyon düşmesini beklemeden asgari ücreti zam yapmak çok saçma bir hareket. Az önce dediğin haberin kaynağı Türkiye İstatistik Kurumu bu arada. İstanbul'da ortalama kira fiyatlar, hani sen 6000'den başlıyor dedin ama ortalamaya vurduğumuzda 10.000 lirayı buluyormuş. Ben Üsküdar'da yaşıyorum. Biz yaklaşık 2 yıl önce kiraya geçtik kendi evimizde. Evimiz eski diye kiraya geçmek zorunda kaldık. 2500 lira kira veriyorduk 2 yıl önce. Şimdi işte şu an 6000 liraya yakın kira veriyoruz. Ev sahibiyle bağım tartıştı. 12 bin liraya kadar çıkarmayı düşünüyor ev sahibi. İki katı. Evet, iki katına kadar çıkarmaya çalışıyor. Bağımı diyorum hani böyle bir hakkı yok. En fazla galiba %20'sine kadar zam yapabilir. 25'ine kadar zam yapabilir. Yani bilmiyorum, değişik şu an. Ya, oy kullanabiliyor muyuz? Yok, henüz kullanamıyorum. 11. sınıfım. Seneye kullanamıyorum. Kullanabiliyor olsaydın var mı gönlünde bir cumhurbaşkanı adayı ya da iktidar devam etmeli mi? Ne düşünüyorsun? Bir kere hani iktidar devam etmeli mi sorusu, eğer seçimlere kadar gerçekten bir aday çıkmazsa şahsen iktidarın devam edebileceğini düşünüyorum. Dış güçler için olsun veya işte hani gerçekten 20 yıl içerisinde yaptıkları var ama artılarından çok eksileri var şu anki iktidarın. Muhalefetten Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın bir zamanda açıklaması oldu. Ev hanımlarını işçi olarak göreceğiz. Onlara maaş vereceğiz diyor. Hani enflasyonun artış sebebi Merkez Bankası'ndan çıkan fazla para. Sen gidip de ev hanımına o kadar maaş verirsen, hani zaten Türkiye'de 80 milyon insan var desek 30-35 belki de daha fazlası asgari ücretle çalışıyor. Üstüne ev hanımları da gerçekten çok büyük bir sayıda. Onları da asgari ücret gibi hani bir maaş bağlasalar Merkez Bankası'ndan çıkan paranın da hani şeyi olmaz, hesabı olmaz artık. Enflasyon çok daha zaten fazla yok. Zaten yok da. Daha yine geçen günlerde okuduğum bir haberde Merkez Bankası'ndan bir günde hani 100 milyar TL'ye yakın bir para çıktığını gördüm. O da çok şaşırtıcı hani 100 milyar. Var ki çıkıyor demek ki diyorlar. Yani nereye gittiğini de bilmiyoruz o paranın. Öyle. Peki, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Efendim ekonomi nasıl? Geçinebiliyor muyuz? Ekonomi 2013'te iyiydi. 2013'ten sonra biraz tabii milletin sıkıntıları su yüzüne çıktı. Çıkmaya başladı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim 75 yaşında yaşlı teyzemiz muhtarların ofislerinde ne işleri var? Yardım fişleri, yardım kartları istiyor. Yani insanca yaşam dururken yaşlı teyzelerimiz, üzülüyorum ben. Az önce bir şeye şahit oldum. 10 yaşında bir çocuk babasıyla balık pazarında balık istiyor. Alamadı. İnan kundum yani. Çok üzücü bir olay. Bunun düzelmesi için de değişim şart aslında. Değişim şart. Erbakan Hoca'nın 30 yıl önceki sözleri şu an su yüzüne çıkmaya başladı. Yani 74'te de bu babalarımız bilir aslında. Bülent Ecevit rahmetli Amerika'nın sözünü dinlemediği zaman çaya, sigaraya, şekere boykot olurdu.
piyasadan çekilirdi. Sanki aynı durumu yaşar gibi olduk bizler de. Yani bunun düzelmesi için değişim şart diyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bugün seçim olsa kime oy vereceksiniz? İnan gerçekten yani Avrupa'yı ayaklarına getirecek bir lider de göremiyorum şu an. Tayyip Erdoğan da demiyorum yani, size şu an öyle algılamayın. Bir lider, vatandaş bir lider göremiyor yani. Doğru dürüst ülkesine bağlı, insanlarını düşünecek, vatandaşını düşünecek bir lider de göremiyorum. Yani herhalde bu şekil devam edecek iyi bir lider gelene kadar. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Ekonomi, geçim. Geçinebiliyor musunuz? Tabii ki. Güzel mi ekonomi? Tabii ki. %85 enflasyon var. Ne düşünüyorsunuz? Yani ben yabancıyım, Türkmenistanlıyım. Siz benim bir memleketimin halini, durumunu gördünüz mü? Nasıl zaman Türkmenistan'da durumlar? Çok kötü. Her şey kötü. Mesela çok bir küçük bir şey söyleyeyim. Mesela bizde siyah araba kullanmak yasak. Kuaför yasak. Öyle kafasına göre takılıyorlar. Diktatörlük mü var orada? Evet. O yüzden Tayyip Erdoğan'ın ayağını elini öperler burada. Gerçekten herkes kötülüyor ya. Herkes benim sizi görüyorum, tanıyorum. Buraya gelen herkes onu kötülüyor. O yüzden benim için onun gibisi yoktur. Mesela çok memlekete gitmişim. Her yeri gezmişim. Ama Türkiye'ni hiçbir yere değişmem. Kendi memleketime bile. O yüzden tabii ki. Burada geçinen insanlar, daha doğrusu geçinemeyen insanlar paranın yetersizliğinden bahsediyorlar. Siz paranın yetersiz olduğu durumlara denk gelmediniz mi hiç? Hayır, hiç. Marketler pahalı diyor insanlar. Yine çalışıyorum. Çalışıyorum. Çalıştığım için her şeyde, her yerde geçinebiliyorum ben. Çalıştınız peki, emeğinizin karşılığı mı? Evet, alıyorum karşılığını. Sizce halk ne durumda? Halk emeğinin karşılığını alabiliyor mu? Alabiliyor. Her çabalayan her durumda geçinebiliyor. Oy kullanabiliyor musunuz? Yok, kullanamıyorum. Maalesef. Hayır. Kullanabiliyor olsaydınız? Kesinlikle Tayyip'i seçerdim. Peki, teşekkür ederim.